hayırlı bu iki aile için, bu gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Biliyorsunuz iki yabancı kimsenin birbirlerine karşı helal olabilmesi için dinimizde nikah hakkı vardır. Tabii bu Adem aleyhisselam ile başlayan insanların Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde ben sizleri kabile olaraktan ayrı ayrı yarattım, birbirlerinizle tanışasınız diye ayeti kerimesinin mucibince Adem aleyhisselamla başlayan bu izdivaç merasimi tabii günümüzde devam etmekte. Peki bu merasimlerin kız evinde olmasının sebep ve hikmetini hiç düşündünüz mü? Bilmiyorum. Tabii bilenleriniz vardır. Adem aleyhisselam halk olunca cennette nimetler içerisinde ama tek başına. Melekler var. İnsan olarak Adem aleyhisselam yalnız. Bir gün Adem aleyhisselam çok kararlı bir şekilde Cenab-ı Hak kendisine der ki, öyle mi? Ya Adem, bu kadar nimetin içerisindesin. Bak, cennet nimetlerinin içerisindesin. Sana istediğin, yani murad ettiğin her nimet veriliyor. Seni birazcık efkarlı görüyorum, sıkıntılı görüyorum ya Adem dediğinde Adem aleyhisselam der ki, ya Rabbi, evet, cennetin içerisindeyim, türlü nimetler içerisindeyim ama kendi cinsimden kimse yok. Dikkat buyurunuz. Melekler var. İnsan olarak yalnızım. Ya Rabbi der. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bir gün bir ikindi vaktinde Adem aleyhisselam cenneti alada ikindi vaktinden sonra yarı uyku yarı uyanık halinde, dikkat buyurunuz, uyku ve yarı uyanık şeklindeyken eyeği kemiğinden, Adem aleyhisselamın bu kaburga eğik kemiğinden Havva validemizi halk ediverir. Bir bakar ki karşıda birisi oturuyor. Adem aleyhisselam onu görünce onun melek olmadığını o anda sezer ve sen kimsin der, ona sorar. Ne dedi? O da der ki, ben Havva'yım der. Havva haydan, giriden yaratıldığı için ismi oradan kalmıştır. Cenab-ı Hak vermiş. Hay isminden, giriden yaratılıyor. Adem aleyhisselamdan yaratıyor Cenab-ı Hak. Adem aleyhisselam Havva validemizi görünce hemen değişir. Yanında, çünkü insandan bir insan daha var. Havva validemize der ki, ya Havva, gel benim yanıma gel. Havva validemiz hayır der. Hayır der, dikkat edin. Sonra Cenab-ı Hak Adem aleyhisselama vahyeder. Ya Adem, sen onun yanına gideceksin. O senin yanına gelmeyecek. Sen onun yanına gideceksin. Ve Adem aleyhisselam onun yanına gider. Melekler şahit olur. Nikahı kıyılır Adem aleyhisselam. İşte kız evine, bu nişan merasimlerinin kız evinde olmasının sebep ve hikmeti buradan ileri gelmektedir. Tabii şimdi günümüzde bazen salonlarda yapılıyor, şeylerde yapılıyor. Ama ben bunu sadece hatırıma geldiği için sizlere arz ettim. Sözü fazla uzatmayacağım. Hava sıcak. Bu nişan merasiminin her iki taraf için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Bu nişan merasiminin düğünle neticelenip bu gençlerimizden,
memlekete, millete faydalı evlatlar vermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz eder. Ve bu iki aile arasında her türlü dedikodu, fitne ve fesadı şeytanın şerrinden ve şeytanlaşmış insanların şerrinden Cenab-ı Hakk'ın bu iki aileyi korumasını niyaz ederim. Cenab-ı Hak evliliğin ilk basamağı olan bu nişan merasimini bu gençlerimize hayırlı ve mübarek eylesin. Şimdi kısa bir Kur'an-ı Kerim okuyup arkasından gençlerimizin kordelesini keseceğim. Evet. Efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء فسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vafu anna, vufir lana, verhamna, ente mevlana, fensurna alel gavmil kafirin. Allahümme ya muhavvilel havli vel ahval, havvil halena ila ahsenil hal. Allahümme ya latif edrikna bi lütfikel hafi nahnul acizunel fukara ve entel ganiyyul aziz. Allahümme ec'al hazel cem'iyyete mübareken ve ec'al beynehüme ülfeten ve mehabbeten ve karara ve la ec'al beynehüme nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme ellif beynehüme كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها وبين علي وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما اللهم أعط لهما أولادا صالحا وعمرا طويلا ورزقا واسعا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين icra etmekte olduğumuz şu nişan merasimimizi hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Bu iki gencimize birbirlerine karşı sevgi, saygı, muhabbet ihsan eyle ya Rabbi.
Ya Rabbi şu kurulacak olan yuvayı ila yevmil kıyame faydar eyle ya Rabbi. Ömürlerine bereket ihsan eyle ya Rabbi. Vücutlarına sıhhat ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu kurulacak olan yuvadan memlekete millete faydalı hidayet-i kamile üzere olan evlatlardan ihsan eyle ya Rabbi. Anne ve babasına itaatkar olan evlatlardan ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu nişan merasimimizi hayırlı ve mübarek eyle. Bu iki aile arasında her türlü dedikodu, fitne, fesadı bertaraf eyle ya Rabbi. Şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden bu gençlerimizi ve bu iki aileyi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Yaptığımız şu nişan merasimini razı olacağın nişan merasimlerinden eyle ya Rabbi. Senin gazabını celbedecek amel ve fiillerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu dünya hayatımızda zatına kul, habibine ümmetlik vazifesini yerine getirenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Yapılan duaları, yapılan nişan merasimini, sevgili peygamberimiz zamanında yapılan merasimlerden eyle ya Rabbi. Yaptığımız duaları Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da ve Ravza-i Mudahhara'da yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Müstecap kıldığın dualardan eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi ta'alel Fatiha. Evet. Çocuklarımızın takılarını, yüzüklerini takmak için kız evinden bir kişi. Annelerini çağıralım abi. Efendim? Anneler gelsin mi seninle? Olabilir. Olabilir. Onlar da tamam. Biz daha oturacak mısınız? Tamam. Mahsuru yok. Takabilirsiniz. Abi daha herkes olur. Baba. Baba. Ne yüzük takmıyorlar? Baba. Kızı takarlar mı? Ben evlendim. Tak 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 tak. Kordeliği kesiyoruz. Kordeliği. Bu iki gencimiz kordele ayrılacak ama bu iki genci ayırmak için değil. Bu işin kesinleşmiş olduğunu, onun için kordeliği kesiyoruz. Bu iş burada bitmiştir diyoruz. Cenab-ı Hak her iki gencimize hayatlarında daima mutluluklar ihsan eylesin. Onlar mutlu olursa anne ve babaları mutlu olur. Onlar mesut olursa her iki aile mesut olur. Dileğimiz Cenab-ı Hak bu kurulacak olan yuvayı payidar eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı ve mübarek olsun. Allah mübarek etsin. Hayırlı olsun. Tamam. Baba geliyor. Ondan sonra otur. Nerede?